Suriye'de yaşanan gelişmeler malumunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsrail, Çin, Rusya. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Peki Suriye'ye olası bir müdahale olabilir mi? İşte bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Cevabını ise vatandaş verecek. Vallahi Suriye'nin iç işlerine karışmasına Tayyip Bey'in kesinlikle karşıyım. Çünkü biraz önce röportaj yaptınız. Türkiye'de o kadar çok yardıma ihtiyacı olan sokak çocukları var. Efendim sokaklarda bir sürü başıboş dolaşan zavallı kedicikler var. Yani Türkiye'nin o kadar çok problemi, sorunu varken tutup da sanki biz Amerika Birleşik Devletleri değiliz yani. Dolar milyarderi bir ülke de değil. Tutup Pakistan'da bilmem ne kadar milyar para harcayıp onlara özel evler yapılmış. Onlara özel böyle ikametgahlar yapılmış. Yapılsın ama Türkiye'deki insanları da düşünmek lazım. Ben bir zamanlar İngilizce öğretmeniydim. Doğu'da, Gaziantep'te. Oradaki koşulları da biliyorum. İnsanlar çok fakirler. Yaşam standartları çok düşük. Onun için bence savaşmayacağız, sevişeceğiz. Bir an önce Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye Atatürk'ün kurduğu bir ülkedir. Ben de bir Atatürk kadınıyım. Çağdaş Cumhuriyet kadınıyım gördüğünüz gibi. Yan sanayiyim ama olsun. Yine de kültürlüyüm yani sonuçta. Efendim, Suriye'nin iç işlerine karışılmayacak bir. Suriye'nin helikopteri düşürülmüş. Çok yanlış bir şey. Yani kökten dincilik çok yanlış bir şey. Eğer kökten dinciliğe gidiyorsa bu ülke, bu ülkenin hali çok kötü. Ama Amerika'nın zannetmiyorum Tayyip'i kökten dinciliğe götüreceğini, bu ülke izni vereceğini zannetmiyorum. Dediğim gibi yani ne yapıyoruz? Savaşmıyoruz, sevişiyoruz. Ben Madame Marika, Drag Queen. Bir zamanlar İngilizce öğretmeni Nedim'i sundum yavrum. Ne yapacaksın? Şartlar beni Madame Marika yaptı. Çünkü ayakta kalmak için, insanların yaşaması için mücadele etmeleri gerekiyor. Donanımlı bir insan olduğum için, İngilizce öğretmeni olduğum şu anda ayaktayım. Ama eşcinseller için de anayasal haklar istiyorum. Bulmuşken söyleyeyim. Avrupalılardan ne farkımız var ki? Eşcinsel evlilik istiyoruz. Biz cinsel fantazi değiliz. Biz insanların kullanıp fantazi olarak attığı insanlar değil. Bizim de kalbimiz var, kişiliğimiz var. Ben Marmara Üniversitesi'ni bitirdim. Ve Belgüzel Kore'nin İngilizce öğretmeniydim. Etiler Yıldız Koleji'ni araştırın. Ama şimdi şartlar Madame Marika olmamı gerektirdi. Hayatımı kazanmak için komedyenlik ve şarkıcılık yapıyorum. Lütfen Türkiye'de o kadar çok yardıma ihtiyacı insanlar var ki. Bir kere en azından travestiler var, transseksüeller var. Buradan Bülent Ersoy'a da sesleniyorum. Bülent'ciğim sen kadın değilsin. Titre ve kendine gel ve eşcinsel onur yürüyüşünde katılmanı istiyorum. Çünkü eğer sen katılırsan onur yürüyüşüne, Türkiye'de bir şeyler değişebilir. Çünkü Türkiye'nin çok sevdiği bir divasın. Ama sen ben kadınım dersen olmaz. Sen bir transseksüelsin. Bunu da aynen yayınlayın. Madame Marika the Drag Queen. Thank you very much. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz.